Sevgili izleyiciler, günaydın. Halk TV ekranlarından merhaba. Saat 10'u gösteriyor ve biz bugün ekonomiyle birlikte siyaset gündemini konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Türkiye'de siyaset gündemi o kadar hızlı hareket ediyor ve o kadar hızlı değişiyor ki aslında dün sabah da konuşmuştuk bir parça. Pek çok şeyi konuşmamıza fırsat vermiyor. Çünkü konuşacağımız konular biraz daha gündemin geri sıralarında kalıyor. Belki öyle kalmak zorunda hale geliyor. Ama unutmamak gereken bir takım gerçekler var. Dünyada ekonomi de hızla değişiyor, hızla ilerliyor. Dün çok önemli kararlar alındı. Dünya piyasalarında önemli dalgalanmalar oldu. Dünya piyasalarında oldu da benim hayatımda ne değişiyor derseniz, işte sizin hayatınızda da o hep söyleniyor ya, global ekonomi, dünya artık küresel bir köy diye. İşte o küresel köyün ta bir ucunda ufacık bir dalgalanma olduğunda bile sizin hayatınızda çok önemli değişiklikler de gerçekleşebiliyor. Bundan kaçmak mümkün değil. İsviçre'nin dün parasının değerlenmesine izin vermesi örneğin, sadece çikolatanın fiyatını artırmayacak dünyada. Neler olacak, neler bitecek, bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu sabah bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Bir de telefon konuğum var. O da çok değerli bir ekonomi yazarı. Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı. Sevgili Erdal Sağlam. O da telefonla yorumlarını anlatacak bize. Erdal abi günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Faik Bey de. Sağ olun. Şunu sorayım size. Dün Maliye Bakanı 2014 bütçe gerçekleşmelerine ilişkin bir takım değerlendirmeler yaptı. Aslında söyleminden hareket edecek olursak ekonomide işler tıkırında görünüyor Maliye Bakanı'nın söylemiyle. Gerçekten böyle mi? Bu dün konuşulan rakamları, dün verilen ekonomik göstergeleri siz nasıl yorumladınız? Bana mı sordunuz? Evet evet sizin. Yani mali rakamlara baktığın zaman zaten bu hükümetin en büyük şeylerinden biri bütçe rakamlarının tutturulmuş olması ya da açıkların fazla büyümemiş olması. Ama herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Büyüme oranları, enflasyon gibi rakamlar hep bütçede belirtilenlerin hedeflerden sapmayla gerçekleşti. Bütün bunlar zaten bütçeyi ilgilendiren şeyler. Yani bütçeyi dediğiniz zaman bütçe rakamlarının baz olduğu makroekonomik dengeler hedeflenir ve bu hedeflerin tutmasıyla birlikte bütçe rakamlarının tutmasının ayrıca bir önemi vardır. Burada eksiklik var. Yani kağıt üzerinde bir mali disiplin hala gözüküyor. Evet. Ama mali disiplinin kalitesi dediğimiz, örneğin o rakamlarda da faiz dışı harcamalarda artış, gelirlerin üzerinde artış gibi tehlikeli eğimler başlamış durumda. Sevgili Erdal Sağlam, siz yazılarınızda çok sık yer verirsiniz buna. Özellikle seçim dönemlerinde, seçimin yaklaştığı dönemlerde bütçe dengelerinde çok ciddi oynamalar gerçekleşir. Ve bunlar farklı kalemlerin içinde farklı yerde yerlere konularak toplum nezdine çıkartılır. Şimdi önümüzde yaklaşık 4,5-5 ay sonra bir seçim daha var. Böyle bir tehlike görüyor musunuz yine bütçe için? Yani fazla süre kalmamış olması biraz avantaj popülizm açısından. Ama anketler gelmeye başladığında işler değişebilir. Çünkü iç talep kısılmış durumda, kamu harcamalarıyla gidiyor işler. Yani bunu daha fazla arttırarak şeyi yapabilir, harcamaları çok arttırabilir. Ama bütün yılın harcamalarını İlk 6 ayda yapabilir. Bu tür şeyleri daha önce de gördük seçimler sırasında. Hı hı. Ama önceden yapılıyor olması, yani yıl ortasında yapılıyor olması seçimin, yılın tümüne bakıldığında tabii seçimden sonra sıkıntı olur. Şimdi fazla harcarsanız. Ama daha az bir zayiatla kurtarılabileceğini de gösteriyor. Umarım sizin dediğiniz gibi olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bizimle birlikte olduğunuz için. Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın Öztürk, Sayın Erdal Sağlam'ı da duydunuz. Şimdi aslında ona sorduğum soruyla başlayacağım. Dün Maliye Bakanı kamuoyunun önüne çıktı ve bir takım rakamlarla 2014 gerçekleşmelerini anlattı. Bakıldığında genel değerlendirme olarak Maliye Bakanı'nın gözüyle bakıldığında ekonomide işler hakikaten tıkırında görünüyor. Gerçekten öyle midir? Siz bu anlatılanları nasıl değerlendirdiniz? Şimdi tabii bütçeyi sene başında açık olarak baktığınızda programlanandan daha iyi yaptık diye bir söylemle çıktı Maliye Bakanı.
İşte harcamaları tutturduk. Orada halbuki 11 milyar Türk liralık bir aşım var. Yine gelirleri tutturduk. Orada da 22 milyarlık bir aşım var. Dolayısıyla açıkta beklenenden daha az oldu diye giden bir söylem içinde bir başarı hikayesi anlatmaya çalıştı. Anlattıklar arasında önemli hususlar var. Birazdan onlara da geleceğim. Bütçenin dışında söylediği bir takım şeyler var. Yalnız bakın şunu söyleyeyim. Bütçe tuttu da ne oldu? Tutmadı da. Yani Erdal Bey söyledi, ona ben ilave etmek istemiyorum. Yani bir defalık gelirlerle tutmuş olan bir bütçe bu. Artı meclisin kendisine vermiş olduğu harcama yetkisini hiçe saymış olan bir bütçe. Bir defalık gelirlerden kastınız nedir? Şunu söylüyorum, mesela özelleştirme geliri. Bir kere yaparsınız özelleştirmeyi, bir sonraki yılda o yok. 2B gelirleri, bir defa araziyi 2B arazisinden parayı alırsınız, ondan sonra o yok. Aflar, aftan parayı bir kere alırsınız, af şeyi bittikten sonra, yani affın etkisi geçtikten sonra bir daha o para yok. Niye ben bunu söylüyorum? Siz bu paraları bir defalık alıyorsunuz ama öbür tarafta bakıyorsunuz harcamalarda birçok yıla yayılmış olan harcamaları yapıyorsunuz. Yani kredi kartınızın 12 taksiti var, ilk ikisini kurtarıyorsunuz. Evet, böyle disiplin varmış gibi gözüküyor ama alttan alta da dibi oyuluyor bu işin. Disiplin ortadan kalkıyor. Hadi diyelim tuttu. Peki tuttu da ne oldu? Bu senenin 3. 3 aylık döneminde büyüme hızı %2'nin altına düştü. %1,7. İşsizlik, en son işsizlik rakamları geldi Ekim ayında. %10,4. Geçen yıl kaçtı? %9,1. Yani bakın, bir senede işsizlikteki artış %1,3. Bu son derece yüksek bir artış. 3 milyon 43 bin kişi işsiz. Bu şu resmi tanıma göre. Genç işsiz. Yani onu söyleyeceğim şimdi. %10,4'e göre 3 milyon kişi işsiz. Geçen seneye göre kaç kişi artmış? Yarım milyon kişi artmış. Yarım milyon insan işsizler ordusuna geçmiş. Şu artış var ya. Bu artış son 61 ayın rekoru. 61 aydır böyle bir artış yoktu. Son 5 yıl yani. Evet. Şimdi bu rakamı görüyor. Çıkmış Sayın Şimşek, diyor ki İşsizlik bir ay öncesine göre düştü. 10,7 idi, 10,4 oldu. Öyle bakılmaz ki. Orada mevsimlik düzeltilmiş rakamlar var. Orada bir düşme falan yok. Aynı kalmış. Sonra çıkıyor arkasından, diyor ki eğer, diyor, bizdeki iş gücüne katılma oranı, yani çalışma çağındaki insanların çalışma amacıyla iş gücü piyasasına girme oranı OECD'deki kadar olsaydı bizde işsizlik %5'lere 6'lara aşağı doğru düşerdi. Umarım bu Anadolu Ajansı'nın bir yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Çünkü kusura bakmayın, bu hesapla Maliye Bakanlığı koltuğunda oturulmaz. Ben yaptım hesabı. Açık söyleyeyim. Eğer bizdeki istihdam kadar istihdam yaratıp işsizlik oranı da OECD'deki kadar olsaydı Türkiye'deki işsizlik oranı %25,3'e tırmanırdı. Yani bazı insanlar iş gücü piyasasına çıkmadığı için, OECD'de olduğu gibi evde oturdukları için Türkiye'deki işsizlik hala daha %10,4 gibi aslında bizim için oldukça yüksek bir yerde duruyor. Hı hı. Çıkabilseydi o zaman %25'e çıkardı işsizlik. Ha, bu kadar adama iş vermemenin bir de maliyeti var. Ben Sayın Bakan'a onu söyleyeyim. Siz bu adamları OECD'de olduğu gibi katılım oranı olsaydı ve bu adamlara OECD'de olduğu gibi İstihdam iş imkanı verebilseydiniz, bugün Türkiye'nin ortalama geliri 10.800 dolarda kalmazdı. 16.000 dolar olurdu. İşte bu adamları iş gücüne dahil etmeyip piyasaya çıkarmamanın faturası yaklaşık 5.200 dolardır. 5.200 dolar benim insanım yıllık olarak 5.200 dolarlık gelirden mahrum kaldı. Genç işsizlik son derece önemli. Bakın 19,7, gençlerin 5'te 1'i işsiz. Yani mevsimlik düzeltmesini yaptığınız zaman, yani mevsim hareketleri vardır ayların. Onun için hani bir önceki ayla normal rakamı karşılaştırmak doğru değil diyorum. Bir ay önceye göre 0,3 puan artmış. Ama daha mühimi, Şubat ayında genç işsizliği %15'miş. Şimdi %19,7 olmuş. 4 puan birden artmış. Yani bu eğer bir istatistik hatası değilse, Şubat'tan Ekim ayına kadar 8 aylık bir sürede genç işsizliğinin 4 puan artması facia demektir. Yani siz kendi yandaşınıza, kendi çocuklarınıza, kendi ahbabınızın, dostunuzun çocuğuna
onları bu piyasadaki genç işsizlerle ilgili ortaya çıkmış olan işsizlik furyasından koruyabilmek için devlete bir takım katakullilerle alacaksınız. Onun yanında Türkiye'de gençler 8 ay içinde gençlerin işsizliği %15'ten %19'a 20'lere yaklaşacak. Böyle bir şey olamaz. Peki Faik Bey. Bu bakın bunu Türkiye çok açık söyleyeyim. Bu rakamlar Türkiye'nin büyümesinin -4 olduğu 2009 yılındaki işsizlik rakamları. Bu artışlar, azalışlar, genç işsizlikleri falan. Yani çok açık söyleyeyim, bu çok ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor bu işsizlik rakamları ve Türkiye'nin işsizlik konusu. Bir de şöyle bir şey yok mu konuşulanlar içinde? Dün mesela çok ufacık bir değerlendirme olarak geçti ama son dönemin siyaset üzerinden de ciddi tartışma konularından bir tanesi. Kadınların sosyal hayata katılımı. Kadınların iş gücüne katılım oranı %30 civarında Türkiye'de. Yani %32-33 civarında. Bu böyle baktığınız zaman... Bir bakış yanlışlığından da aslında bahsetmemiz gerekmiyor mu? Yani şimdi bakın böyle bir şey... Yani bu rakamları Orta Doğu ülkelerinde dahi görmüyorsunuz. Orada bile daha yüksek. Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılması ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bu da ailelerin refah düzeyini önemli ölçüde etkiliyor. Ama soruyorsunuz kadınlara çalışma hayatına niye girmiyorsunuz, neden çalışmıyorsunuz diye sorduğunuz zaman çok çeşitli nedenler arasında son derece basit nedenler var. Yani sokak ışıkları yeterli değil diyen var. Toplu taşımada rahatsız ediyorum, rahatsız oluyorum, daha rahat bir taşıma olursa yaparım diyen var. Çocuklarıma kreş imkanı verilirse ben de tabii ki çalışmak ister, aile bütçesine katkıda bulunmak isterim diyen kadınlar var. Son derece rahat bir takım düzenlemelerle bu işler çözülebilecek durumda. Ama onun yerine biz şunu söylüyoruz, insanların özel yaşamına karışıyoruz. Diyoruz ki ya yetmez sen 3'te yap, 4 çocukta yap ama evde otur. Senin, en önemli kariyer anneliktir. Senin kariyerin anneliktir diyoruz. Annelik çok önemli bir şey. Ama dünyada birçok ülkede birçok kadın, Türkiye'de de hem kariyerini yapıyor hem anneliğini yapabiliyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, çocukların yetişebilmesi hem de annelerin çalışabilmesi için çeşitli imkanlar sağlanıyor. Türkiye'de de biz bunu yapabilirsek işte biraz önce söylediğim 20 bin dolar gelire bir anda sıçrayabiliriz. Ama sadece ekonomik gösterge değil, bakışın da biraz değişmesi gerekiyor bunun için. Şunu söyleyeyim, tabii ki bakışın değişmesi gerekiyor. Yani siz kadını evde oturması gereken ve sadece annelik fonksiyonuyla tanımlanan şey olarak görürseniz, varlık olarak görürseniz, siz bu ülkede zaten demokrasiye memokrasiyi yapamazsınız, getiremezsiniz. Mümkün değil. Yani bir ülkenin yarısını tamamen farklı evde oturması gereken varlık olarak düşünen bir zihniyetin bu ülkede demokrasiyi getirebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bakış açısıyla bu kafa yapısı Türkiye'yi çok ciddi şekilde geriletmektedir. Çok açık söyleyeyim. Çok büyük sıkıntılar var. Yani şimdi işte bir iktidar var. 12 yıldır orada bir şeyler yapıyor gibi görünüyor. Ama sonuca dönüp baktığınız zaman sonuç vahim. İşte biraz önce işsizlikten bahsettik. Bir başka bir şey. Türkiye'de sadece 2014 yılında 1886 çalışanımız iş kazalarında, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tam da o noktaya gelecektim. Evet, 12 yılda bunların iktidarında 14.524 çalışan hayatını kaybetti. Bunların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ama şunu söyleyeyim. Bu rakamlarla biz dünyada ilk 3 içindeyiz. Avrupa'da da birinci sıradayız. Bunların pek çoğunu kaza diye nitelemek zor. Yani bunlar kaza maza değil. Bu ne biliyor musunuz? Bu vicdansızlığın, vicdansız büyüme stratejisinin ortaya çıkardığı sömürünün çalışma hayatına en acımasız yansıması. Başka vicdansız hiçbir şey değil. Bu iyi bir kavram. Yani, nasıl dolduracağız bunun altını? Ne demek vicdansız? Şimdi eğer bir ülkede bakın bir ülkede çalışma hayatında bulunan 10 yılda ortalama 10 yılda 14 bin kişi ölüyorsa, bir ülkede tarımda 2 Trakya büyüklüğünde arazi üretimden çekilip orada çalışan, kazanan insanlar madenlere sokuluyorsa, orada öldürülüyorsa,
bir ülkede çocuklar daha hala çöplerden buldukları yemeklere sevinerek koşarken çöp arabalarının altında kalıyorsa, bir ülkede evladını madene kaptıran babanın ayağına giyecek bir tek yırtık cisdaveti varsa, bir ülkede o ülkedeki en zengin %1 12 yıl önce servetin, o ülkedeki servetin %34'ü elindeyken, %38'e elindeyken, şimdi %54'ünü ele geçirmişse, o ülkede vicdanlı bir büyüme stratejisi olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Yine bakın şunu söyleyeyim. Yine bir ülkede iş gücü 2002 yılında, yani çalışanlar 14 bin kişi ölürken, hı hı, işe 2002'de bu iktidar olmaya başladığında çalışanların %43'ü, çalışanların toplam gelirden aldıkları pay %43 iken, bugün bu pay %32,9'a, yani 33'ün bile altına, 10 puan daha da alta düştüyse, 10 puan daha azaldıysa, buna nasıl vicdanlı büyüme diyeceğiz biz? Yani çok açık söyleyeyim. 2004 yılında Türkiye OECD içinde Meksika'nın ardından en kötü gelir dağılımı olan ülke. 2011 yılında Şili'nin ardından OECD içinde yine en kötü gelir dağılımı olan ikinci ülke. İkinci ülkeydik, ikinci ülke olmaya devam ediyoruz. Sadece önümüzdeki ülke değişmiş. Onun dışında şimdi bir değişim burada yok. Tabii, yani. Burada tabii bir ciddi şey var, sıkıntı var. Şimdi bu iktidar stratejik hedeflerini, kalkın büyümeyle ilgili hedeflerini bir şey üzerinden tanımladı. Dedi ki ben 2023 yılında dünyada ekonomik büyüklük olarak, yani toplam büyüklük olarak ilk 10 arasına gireceğim dedi. Böyle tanımladığınız zaman tek bir önceliğiniz vardır, o da büyüme. Büyüme. Büyümek için her şeyi yapacaksınız demektir. İşte biraz önce anlattığım bütün bu şeyler falan eğer büyüyorsanız unutulur. Tabii sadece bunlar değil, bakın. Bu ülkede 12 yılda kesilen ağacı düşünün. 12 yılda elektrik üreteceğiz diye yok edilen dereleri düşünün. 12 yılda kaybolan kültürel mirasımızı düşünün. Bütün bunların hepsini bir araya aldığınız zaman, bir araya getirdiğiniz zaman artık bu vicdansız, yani sadece büyümeye odaklanan bu vicdansız büyüme stratejisinin Türkiye'de bizim gibi insanlara, yoksul kesimlere, orta gelirlilere bir getireceği hiçbir şey yoktur. Bu açıkça ortaya çıkmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani bütçeyi tutturmuşlar. Bütçeyi tutturmuş, enflasyon olmuş %8, memur enflasyonun altında ezilmiş. Bütçeyi tutturmuş, büyüme düşmüş %2'nin altına. İşsizlik çıkmış çifthaneli rakamlara. Yarım milyon kişi İşsiz rakamına yeni işsiz ilave olmuş geçen senenin aynı ayına göre. Biz bütçeyi tutturduk. Bütçeyi tutturdunuz, ne oldu? İşte o en zengin dediğimiz, yani %1. %1'in payı muhtemelen bu yılda %60'lara çıkmıştır. Şimdi ben bakıyorum, bakan bir şeyler söylüyor. Çıkmış orada. Diyor ki efendim diyor, devletin borçları diyor azaldı diyor. %30'lara düştü. Şimdi bakıyorsunuz devletin borçları düştü, tamam. Özel sektör borcu. Ama peki milletin kredi kartı borcu ne oldu? 2002 yılında 4,3 milyar, şimdi 74 milyar. Tüketici kredileri ne oldu? 2002 yılında 2 milyar, şimdi 274 milyar. Özel sektörün dış borcu ne oldu? 2002'de 43 milyar dolar, şimdi 278 milyar dolar. Özel sektörün döviz açık pozisyonu ne? 2002'de 6,5 milyar dolar, şimdi 179 milyar dolar. Ben şöyle oturdum, şunu yaptım. Devletin borcunu, üstüne şirketin borcunu, onun üstüne de ailenin borçlarını koydum, gayri safi yurt içi hasılaya oranladım. Seviyorlar ya onu, böyle anlatılır diyorlardı bir ara. 2002 yılında %93, 2013 yılında %111. Ha, devletin borcu azaldı da ne oldu? Borç vatandaşın sırtına bindi. Kazandığından çok daha bakın, fazla harcar biraz hale biraz önce geldi, ne dedim? Yani. Vergi afları dedim. Ne yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Çıkarıyor bir vergi affı. Düşürüyor şeyi. Taksitlere bağlıyor. Ondan sonra vatandaşa diyor ki git bankadan borç al bana öde. Ne oluyor?
vatandaş borçlanıyor, devletin alacağı kapanıyor. Şunu demiyor, ben senin gelirini artıracağım. Biraz önce gördük işte çalışanın geliri nereden nereye düşmüş. Ben senin gelirini arttıracağım. O artan gelirinle borcunu ödeyeceksin. Böyle bir model yok bunların aklında. Ben açık söyleyeyim. Bakın, insanların daha sağlıklı yaşamasını, insanların daha bilgili eğitimli olmasını, insanların yaşam standartlarını yükseltecek bir gelir seviyesine kavuşmasını sağlayacak bu üç göstergeyi de içeren bir yaklaşımla bunun üzerine oturan bir büyüme stratejisini kurmadığınız zaman o büyüme vicdansız olmaya devam edecektir. Yoksullar, orta gelirliler o büyüme sürecinin altında ezilecektir. Varsızlar da daha varsız hale gelecektir. Ortaya çıkan hasıla da hakça paylaşılmayacaktır. Şimdi dikkat edin. Piketty diye bir adam çıktı. Evet. Dedi ki, dünyada servetler zenginlerin elinde toplanmaya başladı. Bu iş böyle devam ederse ekonomi çöker dedi. Değil mi? Bir kitapta Kapital'le birlikte popülerleştirdi ekonomi. Tabii yani hatta. Bakın çok basit, hatırlarsınız gençliğimizde mahalle arasında misket oynardık. Ütüldüğünüz zaman sizin için oyun biterdi. Hı hı. İşte ekonomide de birileri diğerlerini üttüğü zaman ekonomi oyunu biter. Onun için sürekli yeniden dağıtacak bilyaları, yeniden misketleri, yeniden dağıtacak mekanizmaları getirip koymanız şimdi lazım. Fark i̇şte et, tamam. Bu islahatı yapacak, bu dağılımı yapacak olan da sosyal demokrasidir. Tamam, şimdi sizin politikalarınızı konuşacağız ama şu söylediklerinizin içinde önemli bir başlık var. Demin dediniz ki bugün gayri safi yurtiçi hasılaya oranladığınız zaman %1'i, bu toplumun %1'i, %54'ünü ediniyor. Servetin, evet. Servetin %54'ünü kullanıyor. Ama bir yandan da bakıyoruz bu bahsettiğiniz büyük şirketlerin, büyük holdinglerin de içinde olduğu iş dünyası kendi yapısı içinde ufacık bir çıkış yaptığı zaman hemen bir dağılmaya yol açıyor. TÜSİAD'dan bahsediyorum mesela. TÜSİAD Başkanı'nın bir röportajı, bizim muhatabımız Başbakan'dır, röportajı 10 gündür Türkiye'yi sallıyor. 10 gündür alttan alta. Biz bunlardan neler gördük? Mesela TÜSİAD yeni başkanını seçmekte zorlanıyor. Yeni yönetim kuruluna girecek insanlara başkan olmayı da kabul edersin gibi bir yaklaşım sergileniyor. İş dünyası da korkuyor. İş diğer taraftan çalışanların hali zaten ortada. Böyle baktığımız zaman ekonominin en azından böyle çalışan, üreten, reel kesim denilen kesiminin çıkışı nerede olacak? İş dünyası mesela nasıl sağlayacak bu dik duruşu? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tabii hükümetin açıkçası şu ana kadar yapmış olduğu düzenlemeler iş alemini, bu ülkede yatırım yapmak isteyeni son derece rahatsız edecek düzenlemeler. Hı. Yani en basiti şeyle başlayalım. Hukuk devleti olayıyla başlayalım. Türkiye'de hukuk devleti var diyebilir miyiz artık? Yok. Bunu söylememiz mümkün değil. Hukuk devleti falan kalmadı. Şu anda hukuk tamamen hükümetin ve Kaçaksaray'da oturan Cumhurbaşkanı'nın kontrolü altına girmiş vaziyette. Dün 888 kişilik bir hakim savcı atama listesi yayınlandı gece yani, saatlerinde. 888 şimdi, kişi. Öyle yani bunu yaparken vicdanları tatmin edebilmeniz lazım. Bu hukuk devleti içinde yapılmış olan bir şeydir. Bunlar hukuksuzluk yaptılar, onun için yapıldı diyebiliyor muyuz hiçbirimiz? Diyemiyoruz. Ne olduğu ortada, açık. Yine bir başka bir şey söyleyeyim. TÜSİAD'ın söylemi dediniz. Yapılan son derece ucuzdur. Bakıyorlar, işte Türkiye'de önemli bir kesim hala daha TÜSİAD karşısında olan bir kesim. TÜSİAD'ın çok da iyi bir kuruluş olmadığını düşünüyor. Böyle bir algı var iş aleminin. Ha o zaman ben bunun söylediğini bu şekilde anlar, üstüne gidersem bu bana oy getirir. Tamamen oy almaya odaklanmış, toplumu polarize etmeye odaklanmış bir yaklaşım içinde hükümet bu süreci götürmeye çalışıyor. Bence bu son derece yanlış. Bakın bütün anketlerde insanlar yeniden birlik beraberlik içinde olmak istiyorlar. Bu ülkenin bütünlüğü herkes için son derece önemli. Ama bu hükümet oylarının azalması karşısında insanların memnuniyetsizliğini, ekonomiden duydukları memnuniyetsizliği unutturabilmek için siyaseten, dini temelde, ırki temelde toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor. Sonuç bakın ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan olaylara bakın. Burası Türkiye. Avrupa Birliği ile müzakere masasına, tam üyelik için müzakere masasına oturmuş olan bir ülke hala da bu ülkede
mezhep bazında, etnik temelde bir takım kavgalar oluyorsa bunları kolay kolay siz kalkıp anlatamazsınız. Şimdi düşünce bunların üzerinden de oy devşirmeye kalkışmayı da anlatamazsınız. Düşünce üzerindeki biraz son dönem eleştirilerine gelelim. Mesela bu geçen hafta Charlie Hebdo'ya Fransa'da Paris'te yapılan saldırının ardından, öyle insanların ardından bir yürüyüş gördük Paris'te. Sayın Başbakan da katıldı o yürüyüşe ama hemen ardından işte Charlie Hebdo'nun yeni sayısını 4 sayfalık kısa bir özet halinde gazeteye Cumhuriyet'in basmasının ardından da yeni bir takım saldırılar, eleştiriler gördük. Ama bilmiyorum, katılır mısınız? Bence bunların en önemlisi, en üzerinde durmaya değer olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının söyledikleri. Hata yapmayayım diye doğrudan onun sözleriyle neredeyse gelin bize saldırın diyeceksiniz şeklinde bir ifadesi oldu. Siz şimdi hani bir yandan ekonomi anlatıyoruz, ekonomi konuşuyoruz. Tamam da iş, ekonomi, siyaset hep birlikte gidiyor. Geçmişte kamuda önemli görevler üstlendiğiniz dönemde de siz de bunu defalarca yaşadınız. Büyük krizlerde her zaman ekonomi ve siyaset birlikte krizi yaratan unsurlar. Tek başına birinden patlamıyor asla. Yani tabii çok iyi hatırlattınız. Anayasa atıldı diye 2001 krizi ortaya çıkmadı. Evet. Ekonomi zaten büyük bir zafiyet içindeydi. Gereken tedbirlerin alınması konusunda önemli sıkıntılar vardı. Ortaya konulan ekonomik model bu tür hassasiyetlerde kriz yaratabilecek bir yapıdaydı ve sonuçta ortaya kriz çıktı. Yine biraz önce rakamlara baktığımız zaman ekonomideki kırılganlıkların giderek arttığını görüyoruz. Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Yani dini hassasiyetlerin üzerine gidilmesi çok doğru bir şey değil. Ama bu yapıldı diye insanlara saldırmak, insanları saldırmanın, insanları öldürmenin mazur görülmesi hiç doğru bir şey değil. Böyle bir şey olamaz. Yani mühim olan insanların güzel günlerde, rahat günlerde mutlu bir şekilde yaşayabilmesidir. Bunun için de herkes birbirinin hassasiyetine azami saygıyı göstermesi lazımdır. Hı hı. Ama saygı göstermedi diye hele hele icra makamının başı kalkıp saldırıya davet çıkarıyorsunuz derse, işte bu artık orada sözün bittiği yerdir. Böyle şey olmaz. Yani bu söylemleri nereye kadar götürecekler? Çok açık söyleyeyim. 21. yüzyılın Türkiye'sine bu iktidar yakışmıyor. İktisaden yakışmıyor. Siyaseten yakışmıyor. Gerçekten yani baktığınız zaman Türkiye büyük potansiyele sahip bir ülke. Genç nüfusu var. Genç bir nüfusu var. Dünyada birçok ülkede bu avantaj yitirilmiş vaziyette. Bizde hala devam ediyor. Yani çalışan nüfusun sayısı, bakılması gereken nüfusun sayısından daha hızlı artıyor. Birbirine oranladığınız zaman diğeri düşüyor. Bu çok önemli bir olay. Türkiye, Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu, tam bunların merkezinde bulunan bir ülke. Bütün dünya Türkiye'yi çok büyük bir yatırım limanı olarak görüyor. Ama siz bu yatırım limanı vasfınızı kaybedebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bakın bugün Orta Doğu'da yaşananların en büyük mağduru kimdir biliyor musunuz? Türkiye'dir, Türk iş adamlarıdır, Türk halkıdır. Biz bugün başka bir şekilde Orta Doğu'ya yaklaşıp Orta Doğu'da büyük bir iktisadi işbirliğini, bir büyük sinerjiyi yaratabilecek bir yaklaşım içinde olmuş olsaydık, bugün Türkiye'nin ihracatı patlamıştı. Fırsat, yani tabii çok farklı maliyetleri var ama Orta Doğu'da yaşanan olayların ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki hatalı dış politikasının bu ülkenin insanlarına zenginlik bakımından çok ciddi bir fırsat maliyeti olmuştur. Çok daha zengin olabilecekken bu hatalı politikalılar bizi yoksul olmaya mahkum etmektedir. Yani ülkenin yarısından fazlasının iki günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Siz kalkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Öbür tarafta ben ortalığı nasıl karıştırırım? Kendi bir takım dünya görüşlerimin çerçevesinde Orta Doğu'da nasıl taraf olabilirim? Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye Akdeniz kuşağında ve Orta Doğu'da ki barıştan en çok yararlanacak olan ülkedir.
Ve bu barışı sağlayabilmek için de elinden geleni yapması gerekirken maalesef karıştırıcı bir role soyunmuştur bu hükümet sayesinde. Söylüyorum ya, bu hükümet bu ülkeye hiç yakışmıyor. Bu hükümet bu ülkeyi yoksullaştırıyor. Programın hemen aslında başında yapılabilecek, yapılabilecek o kadar güzel şeyler var. Onları birazdan geleceğiz de şunu konuşalım biraz. Programın başında söyledim, hani sadece çikolata fiyatlarını oynatmayacak diye. İsviçre dün bir karar aldı. Parasını hani bir anlamıyla çıpaladığı diyelim, euro karşısında çıpaladığı yerden kurtarmaya ve serbest değerlenmesine izin vermeye karar verdiğini söyledi. Bir anda İsviçre frangının değeri yükseldi. Ama iş biraz magazinel boyutta konuşuyorlar. Oysa programın yine başında söylediğim gibi biz global köy diyorsak, küresel köy diyorsak bir dünyaya, artık o paranın değerlenmesi başka yerlerde başka şeyleri de tetikleyecek. Mesela bu anlattığınız şekilde Türkiye'ye yatırımların çekilmesi konusunda çok ciddi bir sıkıntı. Düşünce özgürlüğünün baskı altına alınması böyle bir sıkıntıyı da doğurmayacak mı aynı şekilde? Şimdi bakın, İsviçre'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının değerlenmeye başlaması demek, bunların dünyada dolaşan sermaye için güvenli liman haline gelmeleri demektir. Siz bu paraları değerlenen ülkelerle dünyadaki giderek azalan o dolar havuzundan, giderek sığlaşan o dolar havuzundan para çekmek için rekabet edeceksiniz. Hı hı. Rekabet ederken de artık eskisi gibi havuz dolup taşıp da taşan kısmı size gelip gelmiyor. Havuzdaki su azalıyor. Havuzdaki dolarlar azalıyor. Dolayısıyla azaldıkça siz buradan o dolarları çekebilmek için hep doğruları yapmak zorundasınız. Şimdi biraz önce konuştuk. Eğer sizin yatırım ikliminiz doğru değilse, yani yeterince özgürlük yoksa, insanların malı, canı güvenlik altında değilse, insanlar mallarına bir saldırı olması halinde bunu gidip haklarını mahkemelerde arayamıyorlarsa, o ülkede demokrasi giderek yok oluyor, onun yerine otoriter bir rejim geliyorsa, bunların hepsi risktir. Bu riskler arttıkça, o zaman da siz, bu ülkelerde de işler düzeldikçe siz bu parayı çekemezsiniz. Ülke risk primi diye bir şey var çünkü Türkiye'nin bir risk katsayısı şimdi var. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Gelmek istediğim nokta şu. Çok açık olarak ifade ediyorum. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, yani büyüyememesinin küresel ekonomide yaşananlarla bir ilgisi yoktur. Bize benzeyen bir sürü ekonomi, aynı ligde bulunduğumuz ekonomiler bizden daha hızlı büyümektedirler. Bakın 2003-2007 dönemi. Türkiye %6,9 ortalama büyüme kaydetmiş. Bizim gibi gelişen ekonomiler %7,7 büyümüş. Hı hı. 2008-2011 Türkiye %3,3 büyümüş. Bize benzeyen bizim ligimizdeki ekonomiler %5,6 büyümüş. 2012-2014 dönemi gelişen ekonomiler %4,7 büyümüş. Biz %3,2 büyümüşüz. Şimdi Maliye Bakanı diyor ki, efendim Çin'le Hindistan'ı dışarı çıkarırsanız Türkiye'nin durumu iyi konuşmasını. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin durumu senelerdir kötü. Türkiye 10 bin dolar tuzağına takıldı kaldı. Oradan çıkamıyor. Orta gelir tuzağına düşmüş vaziyette. Çünkü hükümet bunun için gerekenleri yapmıyor. Yaptığı hiçbir şey yok. Zaten hükümet bugüne kadar küresel dolar havuzunun üzerindeki o dalgaların üstüne binmiş ekonomiyi götürüyordu. Şimdi o gitmemeye başlayınca ve bunu yaparken de ülkede bir sürü kırılganlık yarattı. İhale kanunu değiştirdi, kırılganlık. Bütçenin yapısal dengesini bozdu, kırılganlık. İşsizliği arttırdı, kırılganlık. En önemlisi cari açığı patlattı, ülkeyi dışarıdaki bu sıcak paraya mahkum hale getirdi. İnsanlar kazanmadı, borçlandı, borçlanarak tükettiler, ekonomiyi büyütmeye çalıştı bu şekilde. Sadece hizmet sektörüyle. Şimdi dolar lazım olunca üreten sektörleri ihracat yapıp ihtiyaç duyduğumuz doları getiremiyor. Yani bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu düşük büyüme, yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, bunlar hepsi AKP'nin marifetidir. Kimse çıkıp da efendim dünyada şu oluyor. Evet, dünyada çok şey oluyor. Dünyada konjonktür değişiyor ama bu konjonktürün değişeceğini bilen ve buna karşı stratejiler geliştiren ülkeler bundan çok daha az etkileniyorlar. Bizim gibi, hani Ağustos böceğiyle karınca hikayesinde olduğu gibi, Ağustos böceği gibi bunun işler böyle devam eder diye düşünüp çalıp oynayanlar bugün ciddi şekilde sıkıntı çekiyorlar.
hükümetin bir alışkanlığı var. Ne olursa, kötü ne olursa dışarıdan oldu. Yok içeride Gezi Parkı'ndan oldu. Yok şu oldu, bu oldu. İyi olan ne varsa da benim yüzümden oldu diyor. Ben buradan açıkça söylüyorum. Bugün bizim yaşantımızda kötüye giden ne varsa giderek borçlarımızı ödememiz ödemekte zorlanıyorsak bunların hepsinin müsebbibi bu hükümetin yanlış politikalarıdır. Bundan sonra da aynı politikalarla devam etme niyetindeler. Bakın çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor ülkede. 2013'ten beri farklı bir konjonktürde farklı tedbirler alınması lazım. Ama bu arkadaşlar 10. 5 yıllık kalkınma planındaki tedbirleri pişirip yeni önlemler diye bu memleketin önüne getiriyorlar. İşte dün de yine saydamlık falan filan. Bunların hepsi 10. 5 yıllık kalkınma planında daha önce söylenmiş olan şeyler. Kamuda şeffaflık. Şimdi kamuda şeffaflık. Bunun üzerine bir tane şey oturtup getiriyoruz. Ya sizin kamuda şeffaflık getireceğinize kim inanır? Sayıştay raporlarını, bütçeyle ilgili Sayıştay raporlarını engelleyip muhalefetin millet adına ya bu paraları nereye harcadın ey hükümet demesinin, bunu kontrol etmesinin önüne geçen siz değil misiniz? Etraf yolsuzluktan geçilmezken ortaya çıkan tapeleri, şunları bunları hukuku rehin alarak yok eden siz değil misiniz? Şimdi neyi konuşacağız? Yani daha yeni bakın aşağıdan topluyorsunuz, yukarıdan topluyorsunuz, ortaya çıkan bir netice var. Türkiye'deki bu yolsuzluklarla son yapılan 17-25 Aralık yolsuzluklarıyla ortaya çıkan, verildiği söylenen tapelerde verdim denilen rüşvet miktarı 63 milyon dolar. Oh ne ala. Bakın ben söyleyeyim. Bu 63 milyon dolar o beylerin cebine gideceği yerde bu devletin kasasına, hazinesine girmiş olsaydı 63 milyon dolarla 24 derslikli 20 tane ilk öğretim okulu yapabilirdiniz. 63 milyon dolarla 300 yataklı 20 tane yurt yapabilirdiniz. 24 derslikli 20 tane okul demek 30 kişi olsa bir derslikte 14 bin çocuk okuyacak ya. 14 bin çocuğu okutacağımız parayı birileri cebine indirdi. Şimdi soruların hepsi artık birikti. Son zaten 5-6 dakikanın içindeyiz. Birkaç farklı seçenek var ama bu süreye ancak sığdırabileceğimiz ve en mantıklısı da o. Genel soru yığılımı öyle. Çok iyi söylüyorsunuz da siz ne yapacaksınız diyorlar. CHP'nin o zaman ekonomi politikası, yani bütün bunlar alternatif ekonomi politikası. Diyelim ki işte önümüzdeki 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında CHP ne yapacak da bu bahsettiği hasarlı durumu, Aytun Bey herhalde kısa ismini öyle yazmış. Hasardan bahsediliyor da hasarlı durumu düzeltmek için ne yapacaklarını da söyler mi? Sayın Genel Başkan Yardımcısı diyor. Evet, şimdi, şimdi bakın açıkça söyleyeyim. Türkiye artık bu büyüme yaklaşımıyla, bu büyüme stratejisiyle Türkiye'nin gidebileceği hiçbir yer kalmamış. Vicdansız büyüme dediğiniz yaklaşım. Evet, bu iflas yani etmiştir. O zaman Türkiye ne yapacaktır? Türkiye bir kere süratle rekabet gücünü tahkim etmek zorundadır ki bir, vatandaşına iş bulabilsin. İki, o işte çalışan vatandaş dünya standartlarında gelir elde edebilsin. Türkiye'nin artık öyle ucuz emekte gidebileceği bir yer yok. O zaman ne yapacağız? Verimliliğimizi arttıracağız. Verimliliği arttırmak için de bir, yatırım ortamını geliştireceğiz. İki, insanımızı önümüzde duran bilgi toplumunun yüksek kazanç sağlayan fertleri olabilecek şekilde yetiştireceğiz. Bunun için mutlaka okullaşma süremizi, okulda kalma sürelerini uzatacağız. Çocuk daha okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmemiz lazım. Ve bunun bütün bedelinin devlet tarafından karşılanması lazım. Görüyoruz çeşitli çalışmalarda okul öncesi eğitimin verimliliğe çok büyük katkısı var. Yaşam boyu eğitimin mutlaka getirilmesi lazım. Ve burada birinci ayağımız rekabetçilik. İkinci ayağımız kapsayıcılık, kucaklayıcılık. Yani büyüme dediğimiz şey bazılarını dışlayıp
sadece yukarıdaki %1'in servetini %34'ten %54'e taşımamalı. Herkesi kucaklamalı. Bunun için katılımcılık son derece mühim. Sendikalar yeniden canlandırılmalı. Türkiye'de çağdaş normlarda, çağdaş standartlarda sendikacılık yeniden başlamalı. Sivil toplum örgütlerinin mutlaka her alınan kararda görüşleri alınmalı. Ekonomik Sosyal Konsey yeniden işler hale gelmeli. Böyle idiş edilmiş bir vaziyette bir ekonomik sosyal konsey kanunu getiriyorlar. En azından 2-3 konuda, başta bütçe olmak üzere, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in istişare olsun yine ama mutlaka görüş vermesi gerekli. Görüş vermesi zorunlu hale getirilmeli. Yıllardır toplanamayan ESK'dan fırsat eşitliği bu arada. Bakın en önemli şey fırsat eşitliği. Gelir dağılımı eşitsizliğini, büyümenin nimetlerinden yararlanmama meselesini aslında gelir elde edilmeden önce çözmek lazım büyük ölçüde. Gelir elde edildikten sonra vergi ve sosyal yardımlarla çözeceğiniz kısmı ise ancak ve ancak engelli olan, bu süreci yakalayamamış olan, kendini yeterince engelliliği nedeniyle bu süreci yakalayamamış insanlara devletin sahip çıkması şeklinde olması lazım. Dolayısıyla önce yapacağımız iş, çocuk ana karnına düştüğü andan itibaren devlet o çocuğun yanında olacak. Onu kucaklayacak ve götürecek. Bir başka önemli mesele, sürdürülebilirlik. Biraz önce söyledim. Çevre çok önemli. Çevreyi korumazsanız, çevreyi tahrip edersiniz, bir müddet sonra büyüme falan bitiyor. Büyüyemiyorsunuz. 2. Ekonomik istikrar, sürdürülebilirlik bakımından son derece önemli. Sürdürülebilir borç dinamikleri, disiplinli bütçe, enflasyonu aşağı doğru çekmek, bunlar bugüne kadar hep sanki süsmüş gibi anlatıldı. Bunların önemi var. Bunların en büyük önemi şu, bakın ben bir şey söyleyeyim. Hep beraber geçmişte hatırlarsınız Zuhal Bey, krizi yaşadık. 2001 krizini yaşadık. 2001 krizinin faturası kime çıktı? Bu ülkenin en yoksul kesimlerine çıktı. Krizler hep böyledir. En yoksul kesimlerini korumak için istikrarı korumak zorundayız. Son olarak bir diğer önemli olay. Çağdaş demokrasi, hukuk devleti, saydamlık ve hesap verebilirlik. Bu da yatırım ortamı için şart. Yine büyümenin hızlı ve sürekli olabilmesi için şart. Bu dört unsuru bir araya getiren bir ekonomi programını, bir kalkınma programını, insani gelişmişlikte Türkiye'yi dünyanın öndeki ülkeleri arasına taşıyacak uzun vadeli bakışla hazırlanmış bir programı çok yakında kamuoyuna da sunacağız. Sayın Israk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sorularıma açıklıkla yanıt verdiğiniz için, ekonomiye ilişkin, ekonomi siyaset bağlantısına ilişkin değerlendirmeleriniz için. Tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Sağ olun. Ben de bana fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, sizlere de izlemek üzere bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 10 olduğunda yine değerli bir konuğumla burada olacağım. Bugün akşam 18.05'te sevgili İsmet Demirdoğan'la birlikte ikimiz gündem üzerine konuşacağız. Gündemin konuşulmayanlarını, çok üzerinde durulmayanlarını anlatmaya çalışacağız. Orada da görüşeceğiz. Lütfen bir kez daha görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere. Biz buraya geldiğimizde de ekranlarınız başında olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.